Evet, şimdi gidiyoruz dünkü o çetrefilli konuya. Damla Ersubaşı ve Müge Işık arasında yaşananlar Damla Ersubaşı tarafından mahkemeye taşındı. Ve çıkışta, adliye çıkışında Damla Ersubaşı'nı görüntüledik ve konuştuk. Bakalım neler söyledi. Yakın arkadaşı eşine müstehcen fotoğraflarını gönderdiğini iddia etti. Tehditler, hakaretler havada uçuştu. Duydunuz mu? Ananı bu adam. İddiaların hedefindeki oyuncu Damla Ersubaşı adliyede konuştu. Müstehcen fotoğraflarını gönderdi mi? Bak her şeyi rezil edeceğim seni. Bu arada... İhanet mi etti? İhanete mi uğradı? Arkadaş kurbanı mı oldu? Hakkındaki ağızları açık bırakan iddialara ünlü isim Hodri Meydan dedi. Bir dönemin sevilen dizisi Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Önce aldığı aşırı kilolar ardından geçirdiği hızlı dönüşümle dikkatleri üzerine çıkan Ersubaşı olaylı biten evliliğiyle adından söz ettirmişti. Arkadaşının iddiaları gündeme bomba gibi düştü. 10 saatin kaldı. Ya sen buradan gidiyorsun, ya ben gelip seni oradan gönderiyorum. Bak senin çoluğunu çocuğunu tanımam ben. Bak her şeyi rezil edeceğim seni. Damla Ersubaşı'nın Eskişehir'de yaşayan arkadaşı Müge Işık'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ağızları açık bıraktı. Herkes yaptın. Benim kocama nasıl gözü dikersin lan? Ben senin gibi onunla bununla evli değilim. Eşiyle Damla Ersubaşı'nın ilişkisi olduğunu ileri sürdü. Sen gecenin üçünde nasıl benim kocama özel bölgemi müstehcen fotoğraf atarsın? Ersubaşı'nın eski eşinin ailesini dolandırdığını iddia etti. Böyle sen hani kocanın ailesini 1 milyon dolandırdın ya, böyle çekip kumara oynadın ya, bak ben her şeyi ispatlayacağım. Damla Ersubaşı arkadaşının iddialarını reddederken taraflar sosyal medya üzerinden birbirine girdi. İddialara tehditler eklendi. Canım 24 saatim vardı Eskişehir'i terk etmek için. 10 saatin kaldı. Ya sen buradan gidiyorsun, ya ben gelip seni oradan gönderiyorum. Bak senin çoluğunu çocuğunu tanımam ben. Bak her şeyi rezil edeceğim seni. Damla Ersubaşı Sulu adliyede aldı. Avukatıyla Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan Ersubaşı hakkındaki iddialara cevap verdi. İddialara ateş püskürdü. İftiraya uğruyorum, kurban değilim dedi. Deliller nerede diye sordu. Hodri Meydan dedi. Evet, Damla çok sinirlenmiş, çok öfkeli. Çünkü acayip iddialar vardı. Kaldı ki bu iddialar mesnetsizse, yani iddialar ispatlanmamışsa, ispatlanmayacaksa bunlar çok ağır. Bundan sonraki hayatını, herkesin hayatını etkileyecek çok çirkin iddialardı. Bu konuda öfkeli olmakta haklısın. Şimdi ben dünden beri bu konuyu işliyoruz ya, hep şöyle otur, ben bir de böyle şeyimdir, böyle eve gittiğim zaman bir demlenirim. Bütün konuları demliyorum ben, biliyor musun ya, eve gittiğimde. Bu konuyu özellikle düşündüm böyle. Bir de bir kendime kahve yaptım işte iftardan sonra. Oturdum. Ne düşündüm biliyor musunuz kızlar? Bu kadınların dostluğu neden erkeklerin dostluğundan çok daha tehlikeli? Hiçbir erkek, bir erkeğe bunu yapmıyor bakın. Kadınlarda açık daha çok. Öyle düşünme. Adamlar o açığı buluyorlar. Eksik daha fazla. Öyle deme. Erkek erkeği hiçbir zaman için bu duruma sokmuyor. Çünkü erkekler ağız dalaşına girmiyor. Erkekler bam gün birbirine dalıyor. Şimdi bak. Kadın gibi ağız dalaşıyor. Evet, bunu düşündüm. Neden biz kadınlarda... Benden aşağı vurma var. Neden biz kadınlarda bu kadar tehlikeli boyuta geliyor? Bu bir. İkincisi, iki tarafı da tanımıyorum. Ben Damla'yı şöyle tanırım. Sihirli Annem'de çocuk oyuncu olarak kariyerini yapmış bir kızcağız. Benden de küçüktür eminim. Lakin o çocukluk kariyerinden sonra yapmış olduğu işin, yani mesleki kariyerine katmış olduğu hiçbir şey yok. Ama ben Damla'yı sadece eşiyle olan eşiyle olan evliliği de garip bir evlilikti bak. Yani oradaki oluşulan konuşmalar, hareketler, boşanıp tekrar bir araya gelmeler. Ben bir de buna da karşıyım. Bir insan boşanıyorsa o onun için eldir, bitmiştir. Çocukları da varsa çocukları için görüşürler. Yani böyle bir gariplikler var. Şimdi yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen bir can kardeş olan bunlar. Çünkü anlatımlardan onu anlıyoruz. Biz candık, kardeştik diyor. Peki
böyle bir çirkinliği, böyle bir olayı ne örtecek çok merak ediyorum. Şimdi her iki tarafında çocuk çoluğu var değil mi? Evet. Bir kere Damla için o bugüne kadar yapmış olduğu o çocuk kariyerlik oyunculuğunu yerle bir etti. Etti mi? Etti. Etti. O yüzden bence... Bu nasıl çözülecek peki bu iş? Bence Damla'nın artık şapkayı önüne koyup düşünmesi gerekiyor. Ne? Ben nerede hata yaptım? Dost seçimlerinde belki. Dost seçimleri midir? Artık bilemiyorum. Sen bir kere ailenin yanında niye değilsin? Kocandan boşanmışsın. Param mı yok? Bir şeyim yok. Git ailene sığın ya. En kötü aile bile şu anki düştüğü durumdan daha kötü bir duruma sokamaz. Damla'nın ailesi çok tatlı, çok da iyi bir ailesi. Git ailene bak Damlacığım, iki evladım var. Bak ben bile koskoca kadındım, boşandım. İnan önce annemi aldım yanıma. Abi aynı. Önce anneannemi aldım yanıma. Siz öyle mi yaşıyorsunuz? E tabii. Ha, bizim gibi. Evet. Üç nesil. Evet. Siz de aynıyız. Ya evet bak yani ama ben çok iyi ki de çocuklarım benim büyüklerin elinde büyüdü. Tabii canım. Bu çok önemli bir şey. Tabii. Aynen. Yani ben burada çocukları da düşünüyorum Bircan'cığım, Ebru'cığım. Kesinlikle. Çocuklar bizim koşulsuz şartsız hassas olduğumuz tek konu çocuklarımızdır. Ve bu çocuklar bunu hak etmiyor. Çünkü konuyla ilgili kim haklı kim haksız bilmiyorum ama. Onu bilemiyoruz ama. Bilemiyorum ama. Lütfen çocuklarınıza bunu yapmayın. Çirkinleşiyor ya. Çünkü. Çok. Mevzu aşırı. Tertemiz evlatlar. Yani duyduklarımı söylemek istemiyorum. Hepsinin 3 tane kız evladı söz konusu çünkü. Biz söylemeyelim de bize yakışmaz. Ya. Biz de kadınız. Sizden çıkmasın ya. Bizden çıkmasın. Tabii şimdi çok çeşitli iddialar geliyor. Herkesin bir iddiası var ve bazı şeyleri tabii rütük kuralları çerçevesinde söylememiz imkansız. Bazı şeyleri de vicdanlı olarak biz dile getirmek istemiyoruz. Ya, çünkü evet. Pınar'ın da söylediği gibi 3 evlat, 3 kız pırlanta. Hele ben Damla'nın büyük kızına aşığımdır. Çok tatlıdır. Gözümüzün önünde büyüdü. Sosyal medyada büyüdü zaten o da. O yüzden hiç gerek yok böyle şeylere. Şu anda bunu şu yüzden verdik. Damla Ersubaşı bu konuyu mahkemeye taşıdı. Gerekli yasakları aldığını kendisi beyan ediyor. Gerekli tedbirler alındı. Bu arada ben algılayamadım. Orası Eskişehir mi hala? Eskişehir'de. Eskişehir. Evet, hala evet, çünkü, Eskişehir'de. Yani haber ajansları gitmiş, öyle yerel basın gitmiş. Eskişehir'de ne yapar Damla Ersubaşı? Gelsin buraya, kariyeriyle ilgilensin. Onunla bununla bu orada arkadaşının... Bilmiyorum yani ki. Ne yaparsın Eskişehir'de? Ne yapayım, neden gidersin? Neden ailen varken senin bir kız arkadaşının sana sahip çıkmasını burada beklersin? Burada bir şeyden mi korktu? Tehdit mi edildi? Bilmiyorum kim? Ki. Eski eşi mi? Her şey... Hayır ya Eskişehir... Neden ya, tehdit edilecek? Eski eşi yani... Orada bir himayeye mi girdi acaba? Birisi hani ne bileyim şimdi o Müge Hanım'ın eşi falan abi diyormuş ya hani evet. Abi diyorum ben. Acaba abi olarak hani sığınmak için mi? Koruması için mi? Birilerinden korunmaya ihtiyacı mı var? Bunları da söylese belki değil mi? Bir tık daha iyi olabilir bu, yani algılarımız. Bu hamur çok su kaldırır bir canım. Maalesef. Bu konunun içerisinde konular var. Bence var. O yüzden de çetrefilli değil çok, mi? Yani, çok kaos var. İşin içinde yani çıkamıyorsun. Neresinden tutsak elimizde kalacak. Ne? Dün dedim ya çomak soktukça pis koku çıkıyor. Pis yani. Koku geliyor yani. Evet peki. O zaman devam ediyoruz. Evet.